Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Geçtiğimiz günlerde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde Hürkuş'un baş test pilotu Murat Özpala ilginç bir fotoğraf paylaştı. Sarı boyanmış aslında bu bir astar boya. Hürkuş'un kanatlarının altında iki yakıt tankı yani havacılıkta buna drop tank deniyor yer alıyordu. İlk defa bu uygulamayla birlikte Hürkuş'ta harici yakıt tankları taşımaya başladı ve Hürkuş açısından da yeni bir sayfa açıldı. Peki havacılıkta neden uçaklar bu tür ek yakıt tankları taşıyorlar? Nasıl başladı havacılıkla ilgili uygulamalar? Bu konuya birlikte bakacağız ve ilginç tarihçesinde bu işin olayın nereye doğru gittiğini birlikte inceleyeceğiz. Ek yakıt tankının en büyük özelliği tabii ki uçağın taşıdığı yakıt kapasitesinin arttırılması. Bu şekilde e, uçağın havada kalış süresi arttırılıyor. Temel amaç bu. Bu yakıt tanklarını nerede görüyoruz? Kanat altında görüyoruz, gövde altında görüyoruz veya F-16'larda olduğu gibi gövdenin üzerine konulan ek yakıt tankları da mevcut. Ama bu sonuç olarak uçağın ağırlığını arttırıyor. Avantajlarının yanı sıra ağırlığını arttırıyor taşıdığı yükle birlikte belki daha fazla süre havada kalıyor, daha uzun menzile gidiyor ama ağır uçak bir şekilde performansını limitlemeye başlıyor. Dezavantajlarından bir tanesi de stealth yani radara görünürlüğü düşük olan uçaklar. İşte 5. nesil savaş uçakları örneğin kanat altlarına veya gövde altlarına ek yakıt tankı taktıkları zaman radar ekoları daha çok geri dönüş sağlayıp uçağın radar ekranında belirlenme oranında yükselttiğini belirtmemizde fayda var. Hürkuş TUSAŞ'ın geliştirdiği tek motorlu, turboprop motorlu, pervaneli bir eğitim uçağı konsepti olarak başlatıldı. Daha sonra geliştirildi. Yakın hava desteği vermek üzere uçakta bazı değişiklikler yapıldı. Ve tabii ki amaçlardan bir tanesi de uçağın havada kalış süresinin arttırılmasıydı. Bunun için hem sağ ve sol kanat altına bu yakıt tankları konuldu. Havacılıkta bunun adı drop tank. Bu tankla birlikte uçağın havada kalış süresi 5 saatin üzerine çıkartılıyor. Genellikle de yakıt tankı takıldığı zaman önce harici tanktaki yakıt kullanılıyor. Gerektiğinde bu yakıt tankları uçaktan pilotun verdiği kumanda ile atılabiliyor. Yani ayrılabiliyor. Arkasından normal iç yakıt tanklarındaki yakıtı kullanarak görevine devam ediyor. Bu çalışmayla ilgili TUSAŞ'ın test pilotu Murat Özpala ilginç bir bilgiyi de bizlerle paylaştı. Burada uçak biliyorsunuz normalde 34.700 fite kadar çıkıp ortalama 4 saat civarında 4 saat 15 dakika maksimum havada kalabiliyor. Tanklar ile bu süre 5 saati açacak. Burada da Murat Özpala şöyle bir örnek veriyor. Örneğin F-16'nın motor çalıştırıp pis başına gelmesi, daha sonra art yakıcı yani afterburner kullanıp kalkması yani bu toplam 5 dakikada 750 litre yakıt harcıyor. Bu 750 litre yakıt hürkuş için anlamı aslında 300 dakika havada kalabilmesi. Yani 5 saat ekstra havada yakıt kullanıp kalabilmesi anlamına geliyor. Bunlar da tabi turbo pro uçakların jetlere göre daha büyük avantajlarında yanında getiriyor. Hür kuşun rakipleri var. Örneğin Brezilyalı Embraer'in Super Tucano. Tucano'da da kanat altında yakıt tankları konulmuş vaziyette uçabiliyor. Bu durum aynı zamanda uçağın havada kalış süresini taşıdığı yükleri arttırıyor. Bunlar bir avantaj. Böylelikle bu özellikle Hür kuşa kazandırılmış oluyor. Yakıt tanklarıyla ilgili de ilginç bir bilgi verelim. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Vietnam Savaşı'nın efsane uçaklarından biri. Amerikan hem donanması, deniz piyadaları, hava kuvvetleri açısından F-4 savaş uçakları. F-4 savaş uçakları harici yakıt tanklarıyla kalkıyorlar. Bölgeye gidip herhangi bir şekilde iddialaşı yapılacağı zaman pilotlar verdikleri kumandayla bu yakıt tanklarını atarak daha yüksek performansa ulaşmak için bu şekilde iddialaşına giriyorlar. Çünkü yakıt tankları sizi limitliyor. Bu yakıt tankları boş bir şekilde düşüyor ve daha sonra o bölgedeki Vietnamlı özellikle balıkçılar bu yakıt tanklarını toplamaya başlıyorlar. Ana yapısı alüminyum, üzerini kesiyorlar bunların ve uzun yıllardır kullanılan e, bu tür botlar, balıkçılar için kullanılan balıkçı tekneleri haline getiriyorlar. Sonuçta hava gibi su da aerodinamik özellikleri istiyor ve bu e, yakıt tanklarının arkasına konulan motorlarla tek kişilik balıkçı tekneleri oldukça revaçta işte savaşın üzerinden 50 küsür yıl geçmesine rağmen halen bu yakıt tanklarından çevrilen tekneler Vietnamlı balıkçılar tarafından da kullanılıyor.